Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle ne anlatacağız? Sormuşsunuz soru olarak. Hayvan aldınız, işletmeye getirdiniz, tavuk işine başladınız. Hangi yemleri kullanıyoruz, ne içiriyoruz hayvanlara? 1-2 dönem boyunca ve bu hayvanlar çıkıyor, yerine yenisi geliyor arkadaşlar. Bu geçişi nasıl sağlıyoruz? Bu dönemde neler kullanıyoruz, neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bolca sormuşsunuz. İşte birinci dönemde kullanıyoruz, ikinci dönemde kullanıyoruz, hangi yemleri veriyoruz, ortamı sınav olmalı. Yani teferruatlı bir şekilde bize başından sonuna anlatır mısınız demişsiniz. Hayvanlar çıkarken nereye gidiyor bunu da söyler misiniz demişsiniz. Bunları detaylı olarak işleyeceğiz ama her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı, videolar gele gelmez sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyorum arkadaşlar. Evet, yumurta tavukçuluğuna başlamak için yapılması gereken en doğru şey, işletmemizi kurduktan sonra, her şeyi hazır ettikten sonra tabii ki doğru tavuğu seçmek olacak. Burada Tarım Bakanlığı'nın onay verdiği üretim işletmelerinden 100 günlük yani 16 haftalık doğru hayvanı, yarkayı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Veteriner hekim kontrolünde ve firma kontrolünde ve sizin kontrolünüzde. Bunun alımını yaptıktan sonra, ki biliyorsunuz daha önceki videolarımda anlattım hangi belgelerin olması gerektiğini, hangi belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini sizlere, hayvanlarımızı işletmemize sevk ediyoruz ve hayvanlarımız işletmelere geldikten itibaren yapacağımız ilk beslemeyi söylüyorum. Eğer 100 günlük aldıysanız ilk 15 gün boyunca 9-16 hafta piliç geliştirmeyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu noktadan itibaren de 15. günden ta 1. dönem dediğimiz ilk yılın sonuna kadar yumurta yemine, tavuk yumurta pik yemine geçiş yapıyorsunuz. Yani hayvanlar ilk sene ilk 15 gün geliştirme yemi, 15. günden 17. güne kadar geçiş ve bu geçişten itibaren de ilk sene yumurta pik yemi, kafes yemi yediriyorsunuz. İkinci seneye geçtiğimizde hayvanların yumurta boyutlarını, hayvanların durumlarını izleyerek kafes 2 yemlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Ve ilk senenizin besleme programı bu kadar basit ve bu şekilde olacak. Bu yem formüllerini de zaten daha önce sizde kanalımda paylaşmıştım. Peki bu noktada dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Yani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hayvanların sularından hayvanların gereksinimleri olan her şeyi vermeniz gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir püf nokta. Çünkü genellikle sadece yem vereyim, su vereyim, ışığı doğru yapayım derseniz burada da yanılırsınız. Işık programı demişken de ışık programını anlatalım. Hayvanlar geldiğinde ilk 10 gün 15 saat, daha sonrasında 16 saat. Batı bölgelerinde işte sabah 6'dan akşam 10'a kadar olacak şekilde ışık sistemi yapıyoruz. Doğu bölgelerinde sabah 5'ten akşam 9'a kadar olacak şekilde ışık sistemi yapıyoruz. Geri kalan dönemde de hayvanların dinlenme süresini yapıyoruz. Havalandırma arkadaşlar yazın çok önemlidir. Sıcaklığa bağlı olarak fanları ve soğutma pedlerini tamamen otomasyona bırakarak 24 derece 20 derece arasında gezmesini sağlıyoruz işletmelerin yazın. Kış geldiğinde ise soğutma pedlerini aktif halden çıkartıyoruz ve sadece fanlar ile havalandırma sağlıyoruz. Eğer ılıman bölgedeyse fanlar biraz daha fazla çalışır. Ama ılıman değil, normal bir kış bölgesi yaşayan bir bölgedeyseniz 15 dakikada 5 dakika çalışacak şekilde fanlarımızı ayarlıyoruz. Bakın yemi anlattık, ışığı anlattık, havalandırmayı anlattık. Sularından vereceğimiz ürünlerden devam ediyoruz şimdi. Bunlar çok hayati önem taşımaktadır. İnsanlarda da böyledir. Biliyorsunuz kış geldiği zaman biz bağışıklık güçlendirici ürünler kullanırız. Bazı vitamin mineraller alırız. Dışarıdan amino asitler alırız. Hayvanlarda da böyledir. Arkadaşlar daha önceki videomda var. Haftada bir kez muhakkak kalsiyum desteği vermelisiniz hayvanlarınıza. Çünkü hayvanlar yumurta kabuğunu oluştururken ciddi anlamda vücutlarından kalsiyum verirler. Bunu da sadece beslenme yoluyla değil aynı zamanda sıvı yoluyla da almalıdırlar. D3 vitamini ve kalsiyum burada çok önemlidir. 15 günde bir kez organik asit, ki ben genellikle işletmelerimde sirke kullanıyorum. Dileyenler organik asit de kullanabilirler. Bu ikinci önemli konudur. Ayda bir veya iki kez muhakkak sodyum bikarbonat dediğimiz işte sindirim güçlendirici, bağırsak yumuşatıcı bir ürün kullanmak gerekiyor. Ayda 5 ila 6 kez de kompleks bir vitamin kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunun haricinde işletmede ayda bir kez muhakkak bit ilaçlaması yapmanız lazım. Ve işletmede ayda en az 2 kez dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yapmanız lazım. Bunu yaparken etrafı çok tozutmamanız lazım arkadaşlar. Birinci dönemde hayvanlar geldiğinde sizlere ilk 15 gün 16. günlerde yumurtaya başlarken 45. ila 50. gün arasında pike çıkarlar ve ilk senesini arkadaşlar
%90 ve üzerinde yumurta randımanı ile götürürler kafes işletmelerinde. Peki bizler artık bu noktadan sonra ikinci kez hayvan alacağız arkadaşlar. Burada nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Burada en önemli husus hayvanlar çıkacak ve nereye kesime gidecekler arkadaşlar. Buradan hayvanlarımızın kesim hanelere sevk edilmesi gerekiyor. Burada da Türkiye'de bu hayvanların kesime sevk edildiği kesim haneler bellidir zaten. Tavuk aldığınız firmaya da sorabilirsiniz. Yine internetten kendiniz dönebilirsiniz. Bu firmalar sizlerden bunu fiyatı karşılığında almaktalar. Geliyorlar, sarımını yapıyorlar. Siz de gidip tarım içinden çıkışlarını yapıyorsunuz hayvanlarınızın. Ve hemen derhal işletmede yapmanız gereken neler varsa nedir bu? Temizlik işlemi 1 arkadaşlar. Hayvanlar çıktığı zaman gübre bantları temizlenecek. İşletmenin içerisi komple temizlenecek. Bakım yapılması gereken ufak tefek şeyler varsa bunlar yapılacak. Sanki yeni bir hayvan alınıyormuş gibi, işletme yeni açılıyormuş gibi dezenfeksiyon, temizlik işlemleri muhakkak çok önemlidir, yapılacak arkadaşlar. Çünkü siz 2 sene baktığınız bir hayvan var. Bu hayvanın kalmış olduğu gübresi bile sizin işletmenizde yeni gelen hayvana bir enfeksiyon sebebi olabilir. Dolayısıyla çok doğru bir temizlik. Yıkama, temizlik, kireçle muhakkak bütün duvarlara boyama yapıyoruz. Tekrardan işletmemizi hazırlıyoruz arkadaşlar ve gidip yeni hayvanlarımızı yine 100 günlük olacak şekilde alıyoruz. Normalde bizim döngümüz bu şekilde ilerlemekte. Bu hayvanlar da size geldikten 15 gün sonra, 16 gün sonra randımanlı bir yumurta verimine başlar arkadaşlar. Bu noktada bizim size bahsetmiş olduğumuz bu programları harfiyen uygular iseniz 45. ila 50. günlerde de hayvanlar yumurtayı pik görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu da sizin doğru bir hayvan seçtiğinizin göstergesidir. Doğru baktığınızın göstergesidir. Bunlar önemlidir. Bu detayları lütfen atlamayalım. Bunun haricinde hayvan geldiğinde arkadaşlar, az önce size bahsetmiş olduğum yine aynı beslenme programını, sıvı ürünlerini ve bütün kontrollerini yapacaksınız. Bu videoda da arkadaşlar size bunu anlatmak istedim. Uygulamalı olarak da şöyle, hayvan çıkış yapıyor, biz hayvan seçimine gidiyoruz. Dolayısıyla biz burada size bunu uygulama olarak gösteremiyoruz ama hayvan alımında işte gösterdik. Yine hayvan alımında gösterdik. Bugün işte size birçok işletmede yeni hayvan alımlarında 2. 3. 4. 5. kez hayvan alan işletmelerimiz var. Burada da aynı bu işlemler yapılmakta arkadaşlar. Evet, işte 2 dönem boyunca, yani 2 dönem hayvan aldınız, 2 dönem bitti, yeni hayvan aldınız. İşte bu süreçlerin hepsini, ne kullanacağınız, ne edeceğiniz, yeminden suyuna, vitaminden mineraline, her şeyini işlemiş olduk arkadaşlar. Ve sorularınızı cevaplandırmış olduk. Yine hangi konuda video çekmek isterseniz aşağıda yazarsanız o konuda devam edeceğiz diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.